Merhabalar herkese, iyi günler. İyi hafta sonları. Bugün günlerden pazar. Neredeyiz? Bir dişler et ızgara ki böyle köfte kahvaltı çorba olan mekandayız. Bir dişler et köfte ızgara kasap reyonu. Kahvaltıya geldik çocuklarla beraber. Benim de böyle bir misyonum var. Vizyonum geniş olan. Bir kişilik olarak bu işte tatmaya çalışacağım. Evet, merhabalar. İçeriye girdiğimizde güler yüzlü bir ablamız karşılıyor. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben YouTube kanalından Mustafa Kemal Bozkurt. Böyle güzel mekanları paylaşarak insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Güzel bir mekan olduğunu zannediyorum. Biraz önce kahvaltımızı yaptık. Çok güzel bir kahvaltı. Serpme kahvaltı. Çok boldu. Ben en son tabakları süpüren ben olduğum için biraz kilo aldım zannedersem. Bilemiyorum yani. Şimdi kiloları nasıl vereceğim onun hesabındayım. Sizi tanıyabilir miyiz? Göreviniz ne burada? Aslında ben kasiyerim. Ha, çok güzel. Ne kadar zamandan beri buradayız? Daha yeni 2 aylık. 2 aylık. Aa, çok iyi ya. Bütün yani kasa finans sizden şey yapıyor, geçiyor. Bütün evet, 4 arkadaşız. 4 arkadaşsınız. Pazar günleri biraz yoğunluk oluyor ya, hafta evet, sonları. Evet, hafta sonu güzel mekan ya, ben sevdim burayı. Haftada her zaman bekleriz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, şöyle ben böyle şöyle mekanı çekeyim. Oldukça kalabalık bir mekan. Güzel. Şöyle bakayım ben. Vatandaşlarımız şeyde, yemekteler. Burada da tamamen et ürünlerine ilgili şey yapıyor. Tamamen bunlar yöresel değil mi? Evet. Zeytinyağları. Nereden geliyor zeytinyağlar? Karamürsel'den. Yani o zaman şey oluyor. İznik tarafının zeytinyağı gibi düşünüyoruz. Evet. Dediğim gibi tamamen yöresel ürünler burada hakim. Mangalcılar için her türlü şey imkan var. Yumurtalarına kadar her şey düşünülmüş. Dağ kekiği, köy tarhanası. Fiyatlara bakıyorum, normal fiyatlarda normal, gayet makul fiyatlar. Gerçi et pahalı biliyorsunuz. Tamamen bu, ne diyeyim ben, tarıma verdiğimiz önemin göstergesi bunlar. Yani tarım ülkesinde biz eti böyle pahalı yememizin nedenlerinden bir tanesi de tamamen politika. Tarım politikamız yanlış. Doğru mu? Yani biz en çok eti yemek tüketen bir halk olmamız gerekirken dışarıya bağımlı tuttular. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. Şimdi bu kuzu kurcalanı. Ne kadar kilosu? 160 lira. Yani duyuyorsunuz değil mi yetkililer? Yani 160 liraya biz şu eti, gidin bir şeye gidin, Kosova'ya gidin, bir Arnavutluğa gidin, bir Balkanlara gidin, bedava et yersiniz. Ama gelin burada işte bu kuzu olayı herkes yemiyor abi. Kurbandan kurbana vatandaş görürse görebiliyor. Yoksa pek kolay gelsin. Şey var mı ya, ben onu dün akşam denedim. Çok güzel oldu. Pöç. Gelmiyor mu? Karamsal'da kasabımızda var da buraya gelmiş. İsterseniz getirtirim. Ne kadardı kilosu? Ben şeyden aldım, çarşıda aldım. Kilosu tam mı? Ya 35 lira falan civarında. Doğru. Ama isten olsa getirtiriyorum. Pöçün üstüne et yok. Kimse bilmiyor bunu. Ben şimdi arkadaşlara söyledim. Çok kişi bilmez. Ben akşam yaptım. İnternetten bana çok şeydi. Tamamen dediler şey, sağlık için birebir yani. Kolajen olması açısından.
artı kuyruk yağı beraber içinde olması açısından o ortadaki ilik var ya, ilaç diyorlar yani, ilaç. Çok faydalı, doğru söylüyorsun. Yani onu ben yaptım akşam, kesinlikle tavsiye ederim yani. Çok da para değil, onu söyleyeyim yani. Yani bir pirzola alacağınıza bana göre pöç alın abi. Onu ben güveçte yaptım var ya. Of. Tamam. Tamam, ben kart alacağım zaten. Onların şeyi de meşhur ama ben onlara şey yapıyorum. Yani oğlak. Oğlak. Mayıs'ı burada. Süt mü? Süt o. Süt o. Mayıs gibi. Tam Mayıs. Mayıs zaman. Tam Mayıs. Oğlak o zaman. O zaman çok fazla. Kızlar ben tarafı. Ben zaten onlar. Dediğim gibi her şey var. Etler düşürülmüş gayet sağlıklı bir şekilde oldu. Merhabalar, kolay gelsin. Benim kendi kanalım var da kanalıma koyacağım. Burayı tanıtıyorum. Dükkanı tanıtıyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Herhalde yetkili birisiyiz. Yok, değil miyiz? Yetkiliyim, arkadaşım da gösteriyor. Siz, siz yetkili misiniz? Çalışıyoruz abi. Yetkili nerede? Sana ne lazım abi? Bana şöyle yetkili birisi lazım. Tamam, buranın abi. Kuruluşu, kim kurdu, kim şey yaptı? Bak burayı, bunlar kurmadı ama yetkili o. Burayı şu, elleri cebinde olan abi mi? Beyaz gömlekli mi? Görüşürüm ben şimdi ondan. Sezgin Bey, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Güzel bir tesis, ben beğendim. İlk defa geldim. Bizim hanımlar ikinci gelişleri burayı tavsiye ettiler. Bu pazar günü dediler bir kahvaltı yapalım. Serpme kahvaltınız harika. Her zaman. Elinize sağlık. Yani ben şöyle söyleyeyim. Çok böyle ender yerlere gidiyorum ama baktığım zaman hep böyle şeydir. İlk başta personele bakarım. Girişteki insanların güler yüzüne bakarım. Ondan sonra yapılan servise bakarım. Şu anda şey görmedim, hiçbir eksiklik görmedim. Böyle devam edin. Yani İzmit'e böyle tesisler yakışıyor. Kocaeli'ye daha doğrusu. Aynen, az önce şeyi söyledim. Sen kasaptan alıyor musun? Kasaplıyorum, ben kasaptan alıyorum. Tamam, ben pöçten anlattım onu, pöçü. Hadi abi isteğe göre getiriyoruz dedi. Aynen, ne zaman istersen. Eyvallah, o yönden döne şeyimiz yok. Eyvallah. Onu da sağlıklı olduğunu biliyorum yani. Çok sağlıklı bir şeymiş. Akşam yaptım onu da. Çorba var abi. Kemik suyu çorbası falan filan. Şimdi karnım var ya buraya kadar dolu. Yok o değil. He. Bir bakayım sen, dur bakayım sen bana anlat bakalım neler var. Kemik suyu yapıyorsun. Aynen abi. Böyle. Oo. İşkembe abi. Kendi yapımız. Kendimiz yapıyoruz bu işkembe. Tamamen şey mi bunlar? Kemik yapmış. Suyu. El yapımı abi, doğal. Yani sen onu alacaksın, evde ısıtacaksın. Aynen. Hiç zahmet etmeden, eyvallah. Kemik suyu aynen öyle. Hiç evet yani. Vallahi burada her şeyi düşünmüşler, sağ olsunlar. Yani evde hanımların işini kolaylaştıracak şeyler de var. Gerçekten. Şöyle şeyler var abi. El yapımı salça, salça biber. Of. Kendi yapımız, köy ürünleri. Evet. Şunlar hepsi köy ürünleri. Abim benim biraz şurada iş. Tamam yavrum, ben YouTube kanalını açacağım. YouTube'dan da takip edebilirsin. Mustafa Kemal Bozkurt. Tamam, tamam abi. Atatürk'ten anlarsın yani. Tamam. Kolay gelsin. Evet, burada pişirme yeri. Izgara tamamen kendi içinde ızgara yapıyorlar.
Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tatlarımız burada. Çorba. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.